Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Turgay Polat. Yeni üniversitelilere öneriler. Dün 2020 ÖSYS sonuçları açıklandı. Gençlerin üniversiteleri çok yoğun şekilde tercih etmeleri bizlere de bu dönemde umut oldu. Özellikle yükün başarılı performansının bir yansıması olarak üniversitelerde boş kontenjanların azaldığını belirtmek gerekiyor. Ben bugünden sizlere nasıl üniversiteli olmanız gerektiğini yazmak istedim. Çünkü mesele çok basit. Bugün yerleştiğiniz üniversite 4 yıl sürecek ve bittiğinde bu 4 yılda elde ettiğiniz kazanımlar ve CV'niz sizi nereye taşıyacaklar? göreceğiz O yüzden odak noktanızı doğru seçin. Çünkü mesele çok basit. Bugün yerleştiğiniz üniversite 4 yıl sürecek ve bittiğinde bu 4 yılda elde ettiğiniz kazanımlar ve CV'niz sizi nereye taşıyacak göreceğiz. O yüzden odak noktanızı doğru seçin. Sevgili gençler, birincisi en önemlisi sakın öğrenci olmayın. Çünkü üniversitede öğrenci olmak yetmiyor. Artık üniversiteler birer girişimcilik ve üretim merkezi. Öğrencileri de girişim yapan ve yapan insan konumunda olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı sakın klasik öğrenci olmayın. Dünya değişiyor ve bu değişimde en büyük şoku bizim yaş grubumuz yani 40'lı 50'li yaşlar yaşıyor. Bizi dinleyin ama bizim korkularımızın ve memur kimliğimizin sakın size sirayet etmesi izin vermeyin. Anahtar kelimeniz farklılaşmaktır. Bunun için çalışın. Farklılaşmak için her şeyi yapın. Aman sakın başkalarına benzemeyin. Üçüncüsü bizim gibi yerel insanlar olmayın. Siz dijital çağın küresel vatandaşlarısınız. Eğitiminizi sadece Türkiye'de bir kurumda çalışmak üzerine almayın. Kendinizi o kadar donatın ki tüm dünya size kapılarını açsın. Bu yüzden diller öğrenin, dünyayı tanıyın ve olabildiğince Erasmus, World Exchange veya üniversitenizin sağladığı olanakları kullanın ve dünyayı tanıyın. Dördüncüsü, profesyonellerle iç içe olun. Şirketleri tanıyın, onları ziyaret edin ve olabildiğince staj yapın. Kartvizit toplayın ve kartvizitlere kendinizi hatırlatın. Beşincisi Artık 5 yıl aynı binada ders görerek kendinizi geleceğe hazırlayamazsınız. Bu sebeple eğitim hareketliliği içinde olun, sürekli yurt içi yurt dışı programlar, stajlar, kamplara katılın. Bunları yapar mısınız bilmiyorum. Ama bugün kafanızı kaldırın ve dünyaya bakın. Sonra düşünün, dünya neleri konuşuyor ve nereye gidiyor? Ve hiç unutmayın ki siz üniversiteyi bitirdiğinizde 2024 yılı olacak. Sizce o yıl dünya nasıl olacak? Siz bir şirkete iş başvurusu yaptığınızda sizden ne isteyecekler? Acaba CV'nizde ne isteyecekler? Hangi becerilere sahip olursanız avantajlı olursunuz? İşte bütün bunları düşünün ve üniversite öğrenciliğinizi buna göre şekillendirin. Unutmayın ki üniversite hayatı çok keyiflidir, onu da en iyi şekilde yaşayın. Birçok üniversitenin bunları size sunacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Unutmayın gençler, ülkemizde var olan iki yüzün üstünde üniversitenin birçoğunun gündeminde bu kavramlar maalesef yok. Öncelikle sakın unutmayın. Üniversite demek ders, not, sınıf demek değildir. Üniversite demek farklılaşma, küresel vatandaşlık demek. Şimdi zaman kendinizi yeniden yaratma zamanı. Hepinize mutlu bir üniversite yaşamı diliyorum. Okullar neden açılmıyor? Ben okulların neden açılmadığını halen anlayamadım. Buyurun size öneriler. 1. İl, ilçe, belde bazında açabilirsiniz. İllere hedefler koyabilirsiniz. 2. Okul öğrencilerini 5 gruba ayırıp her gün bir gruba okula götürebilirsiniz. 3. Her sınıfı ikiye bölüp haftayı 6 gün yapıp üçer gün okula götürebilirsiniz. Kısacası okulları açmak zorundasınız. Her şeyi kapatın ama okulları açın. Almanya'ya bakın. Hatta İngiltere çocuğunu okula göndermeyene ceza vereceğini bile açıkladı. Yazıktır. Memleketin geleceğini feda etmeyelim. Bu yüzden önce tercih yaparken uygun olanı seçin ama olmuyorsa siz kendinizi geleceğe hazırlayın. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.